Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TUSAŞ'ın Ankara Kahraman Kazan'daki yerleşkesinde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı NDA Defense Türk'e konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Anka 3 Mius'un 2 hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı. Bu bağlamda Kotil, daha önce Anka 3'ün küçük bir prototipinin yapılıp uçurulduğunu ve bu sayede Anka 3'ün nasıl uçtuğunun bilindiğini radar ve sınır güvenliği zirvesinde söylemişti. TUSAŞ'ın Ankara Kahraman Kazan'daki yerleşkesinde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı NDATEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit, Defense Türk'ün sorularını yanıtladı. Bu bağlamda Akşit, Anka 3 ve Kızıl Elma Mius'ta TF-6000 ve TF-10000 motorlarının kullanılabileceğini açıkladı. Akşit şu ifadelere yer verdi: TF-6000 motoruna art yakıcı ekleyince TF-10000 olacak. Boyut, ağırlık ve güç sınıfı olarak hem Kızıl Elma'ya hem Anka 3'e hem de yerli hücum botumuza güç verebilecek. Modern deniz kuvvetlerinde kullanılan bütün gemilerde hem dizel motor hem de uçak motoru türevi kullanılıyor. Türevi diyorum çünkü uçak motorunu dönüştürerek gemide kullanılacak hale getiriyorsunuz. Bunu yaparken egzozdan çıkan enerjiyi ayrı bir tribün grubu koyuyorsunuz. İtkiyi dönmeye, yani şaft gücüne çeviriyorsunuz bir dişli kutusu vasıtasıyla. Bunu da geminin pervanesine iletiyorsunuz. STM'nin çalıştığı hücum bot projesi var. Ancak ilk gemilerde ithal motorlar kullanılacak. Çünkü motorların üretimi daha uzun sürüyor. Gökbey örneğinde olduğu gibi yerli motorun ilk ürüne yetişmesi imkansız. Çünkü motor projesi üründen 5 yıl sonra başladı. İlk başta platformu yapıyorsunuz, sonrasında ise komponentleri yerlileştiriyorsunuz. Motorlar peş peşe geliyor inşallah.